Asit bazlarının metallerle tepkimesini inceleyeceğiz. Öncelikle metallerin sınıflandırmasını yapacak olursak altın ve platin tam soy metal, gümüş, bakır ve civa yarı soy metaldir. Bu 5 metalin dışında kalan metallere biz aktif metal diyoruz. Aktif metallerin asitlerle tepkimesinden hidrojen gazı çıkar. Örneğimize baktığımızda demir tam soy ve yarı soy metalden birisi olmadığı için aktif bir metaldir. Asitle tepkimesinden hidrojen gazı çıkacak. Yarı soy metallerimiz olan gümüş, bakır ve civa asitlerden sadece kuvvetli oksijenli asitlerle tepkime verir. Bu asitlerden karşımıza en çok çıkan bilmemiz gerekenler sülfürik asit ve nitrik asittir. Derişik sülfürik asitle yarı soy metallerin tepkimesinden SO2 gazı, kükürt dioksit gazı açığa çıkacak. Nitrik asidin derişik haliyle yarı soy metallerin tepkimesinden NO2 gazı, nitrik asidin seyreltik halinin yarı soy metallerle tepkimesinden azot monoksit gazı açığa çıkar. Sülfürik asidin seyreltik hali ise yarı soy metallerle tepkime vermez diyeceğiz. Bu uyarıyı da yapalım. Sülfürik asit ve nitrik asit aktif metallerle hidrojen gazı çıkarır. Bu duruma dikkat edelim. Bazıların metallerle tepkimesiyle ilgili şunu söylüyoruz. Bazılardan sadece kuvvetli bazlar amfoter metallerle tepkime verebilir. Diğer metallerle tepkime veremez. Bu tepkime sonucunda hidrojen gazı açığa çıkar diyoruz arkadaşlar. Amfoter metaller hem asitle hem bazla tepkime verebilen metallerdi. Bu metalleri biz al sana benim zincirli pabucum şeklinde kodluyorduk. Alüminyum, kalay, berilyum, çinko, krom ve kurşun metalleridir. Dediğimiz gibi hem asitlerle hem de bazlardan kuvvetli olanlarla tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkmaktadır.